Genel Başkan Meral Akşener kongre kararı aldı, aday olmayacağını duyurdu. İYİP'li milletvekilleri parti genel merkezinde acil toplantı gerçekleştirdi. Olabilir. Toplantıya tüm milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı. Açıklamayı parti sözcüsü Aytun Çıray yaptı. Kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti'yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı. Çıray'ın bu sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Zira çok değil, 26 Haziran'da seçim sonuçları değerlendirilmiş, Akşener göreve devam kararı almıştı. İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Aytun Çıray, Akşener'in kararının neden değiştirdiğini söylemedi. Aday olmayacağını açıklayan Akşener'i oy birliğiyle aday göstereceklerini duyurdu. Bu irade de Sayın Genel Başkan'ın hepimizin ortak imzalarıyla ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Çıray'ın bu açıklamasıyla ortaya ilginç bir durum çıktı. Bir yanda aday olmayacağını ilan eden ve bunda ısrarcı olduğu bilinen Akşener, diğer yanda onu aday gösteren milletvekilleri. Başkanlık divanımız tekrar bir toplantı yaparak Sayın Genel Başkan'ın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultayı yapma kararını almıştır. Türk milletine ve milletimize hayırlı olur inşallah. Çalkantılı günler geçiren İPT, olağanüstü kurultayın düğümü çözüp çözmeyeceği de net değil.